Bu videomuzda klaslardan bahsedeceğim. Klaslar, metotları bir arada tutan kısımlar şeklinde düşünülebilir. Burada birbiriyle alakalı metotları aynı klasta toplayabilirsiniz. Mesela biz burada topla yapmışız. Topla diye bir metot oluşturmuşuz. Bunun yanına bir de çıkar diye bir metot eklediğimizde bu ikisini aynı klasta tutabilirsiniz. Bu şekilde bir mantığı var. Klas oluşturmak da şöyle. Ben gelip buraya yine klas oluşturabilirim. Fakat dışarıdan klas oluşturmayı da göstereceğim. Projemizi bulup sağ tık ekle yeni öğe deyip buradan sınıf ekliyorum. Adına da mesela matematik diyelim. Burada biz metotlarda public veya private kullanıyorduk. Bunların dışında erişim belirteçleri de var. Burada matematikte oluşturduğumuz klasa da public veya private dememiz gerekmekte. Ben public dersem gelip bu matematik klasını buradan kullanabilirim. Ben bunu kesiyorum. Buraya yapıştırıyorum. Sonrasında şöyle bir şeyden bahsedeceğim. Ben buraya gelip matematik yazdığımda artık çıkıyor gördüğümüz üzere. Toplayı nasıl kullanacağım? Buradaki toplanın altı çizildi bakın. Matematik nokta topla dersem bu şekilde kullanabiliyorum. Ben burada statik dediğim için matematik nokta topla diyebiliyorum. Fakat ben bu statiği silersem burada sıkıntı yaşayacağım. Neden? Statik şuna yarıyor. Herhangi bir referans oluşturmadan ben buradaki metodu kullanabiliyorum. Referans neydi? Referans şuydu mesela matematik mat eşittir new matematik dediğimde mat isimli bir referans oluşturmuş oluyorum ve toplayı da ben mat ile kullanabilirim artık bu şekilde. Fakat ben buraya statik dersem bu mata gerek kalmayacak. Sadece matematik nokta topla diyerek bunu kullanabileceğim. Peki farkı ne? Tekrar şöyle alalım. Bunu da tekrar statiği kaldırıyorum. Şöyle. Farkı ne? Farkı şu. Ben burada new'lediğimde bilgisayara, uygulamaya yük bindirmiş oluyorum. Mantığı şu şekilde, siz uygulamanızda ne kadar çok new'leme yani bu new deyip yeni referans oluşturma işlemi yaparsanız uygulama o kadar yavaş çalışacaktır. Bu yüzden elimizden geldiğince az new'lemeye çalışacağız. Yani ne kadar az new deyip referans oluşturursak o kadar iyidir. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Şu an senaryolar üzerinden konuşmayacağım fakat bu new'leyerek kullanacağımız alanlar da olacak bunu. Onu beraber uygulamalarda kullandıkça göreceğiz. Fakat dediğim gibi ne kadar çok new'lerseniz uygulamada o kadar yavaş çalışacaktır. Bu yüzden daha az new'leyecek durumlara getirmeye çalışacağız. Bu videomuz bu kadardı. Bundan sonraki videomuzda C# Form'a geçiş yapacağız.